Türkiye Çalıştay'ı gerçekleştirdiğimiz Kayseri şubemizin faaliyetleriyle ilgili örnek vermek isterim. Henüz 4 yılını aşan bir geçmişi olan bu genç şubemiz kurulduğu günden bu yana Kayseri'de şehit yakınlarımızın, gazilerimizin ve onların yakınlarının gözde bir merkezi haline gelmiştir. Özellikle okullarda vatan sevgisini aşılamak için gençlerimize yönelik konferanslar düzenlemiş ve gençlerimiz için 2 yıl boyunca İçişleri Bakanlığımızın himayelerinde Küçük Yürekler ve Büyük Hayaller projesi ile hizmet etmektedir. Bu projede bizleri hiç yalnız bırakmayan Sayın Valime de özellikle teşekkür ediyorum. Bu sözlerimi arkadaşlar, bu ülkeye geleceğini feda etmiş bir gazi olarak, bu ülkeye, bu topraklara kanını akıtmış bir gazi olarak, bu vatana bir gözünü, bir böbreğini vermiş bir gazi olarak, bu vatana evlatlarını, fidanlarını şehit vermiş şehit ailelerimizin adına, daha annesinin karnında doğmadan bu topraklarda yaşayan yavrularımız adına ve kahraman dava arkadaşlarım adına Türkiye Gazi Şehitleri Vakfı Genel Başkanı olarak söylemek istiyorum. Değerli konuklar, şunu net ifade ediyoruz. Hiç kimse ülke sınırlarımız içinde Kürdistan diye hayali bir devlet, mukaddes Türk bayrağı dışında paşara bayraklardan bahsedemez. Bu hayali kuranlar şimdiye dek bu toprakların altında kalmıştır, kalmaya da devam edeceklerdir. Bizim vatan ve bayrak sevdalısı hiçbir Kürt kardeşimizle ile sorunumuz, kavgamız ya da savaşımız asla yoktur, olmamıştır. Biz onlar ile et ile tırnaktan öte canız, kanız. Teröre destek olun. Onca terör faaliyetleri içerisinde olan bazı belediyelere kayyum atanması demokrasiye müdahale olmadığı gibi tam tersine demokrasiye müdahale etmek isteyen eli kanlı terör örgütlerine ve destekçilerine bir müdahaledir. Bugün Esenyurt'ta ve çeşitli belediyeler yerlerde büyük bir cüretle Kürdistan'dan defolun diye slogan atan envai çeşit tüm hainlere tek cevabımız şudur ki şehitlerimizin kanlarıyla yoğrulmuş topraklarımızda Kürdistan diye bir hayal bile ihanettir. Bu ihanetin bedeli dün sarı torbalar olduğu gibi bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bu hainlere, bu alçaklara, sırtını kandili dayayanlara, onlarla beraber yürüyenlere, onlarla kol kola gezip siyaset yapanlara da sesleniyoruz. Bu ülkeye kanını, canını, evlatlarını feda eden, yüreği vatan diye atan Türk milleti oldukça hiç kimse bu ülke üzerinde hayal kuramayacak, onların hayallerini başlarına yıkacak.